Bir kez daha evlere kapandığımız bir süreçten geçiyoruz. Hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için mümkün olduğunca kalabalığa karışmamaya ve evimizde vakit geçirmeye çalıştığımız şu dönemde ben de sizler için yine daha fazla içerik üretmeye çalışacağım arkadaşlar. En son cep telefonundan intro yapımıyla alakalı bir video paylaşmıştım ve sizlerden oldukça yoğun bir ilgi geldi bu videoya. Öncelikle teşekkür ediyorum ve bir topluluk gönderisinde kamuoyu yoklaması yaptım. Intro gibi outro'yu da cep telefonundan, yani bitirme ekranını, YouTube bitiş ekranını cep telefondan nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili bir çalışma yapayım mı diye. Ve yine sizlerden oldukça fazla istek geldi. Ben daha sonra sizlere tamamen cep telefonumuzdan ve cep telefonumuzdaki InShot uygulamasıyla bir outro'yu, yani YouTube bitiş ekranını nasıl oluşturabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak bu çalışmanın sonunda ortaya çıkacak outro'yu, bitiş ekranını bir izleyelim. Daha sonra da yapımına geçelim isterseniz. İntromuzu bildiğiniz gibi CapCut uygulamasını kullanarak yapmıştık. Fakat outro'yu, bitiş ekranını InShot'la yapacağız. InShot'la alakalı da kanalımda birçok video var. O videoları da izleyerek InShot hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Neden InShot kullanacağız? Çünkü InShot uygulaması Giphy.com'dan GIF çekebiliyor kendi içerisine. Yani GIF'lerle bir outro oluşturacağız. Tamamen GIF kullanacağız. Hem arka planda, hem eklediğimiz çerçevelerde, emojilerde ya da sosyal medya ikonlarında GIF'leri kullanacağız. Ve yazıyı da InShot'tan animasyonlu bir şekilde yaptıktan sonra outro'muzu tamamlayacağız. Şimdi InShot uygulamasını açıyoruz ilk olarak. Açtığımızda buradan videoya tıklıyoruz ve yeniye tıklıyoruz. Yeni de videonun içerisindeki boş seçeneğini seçiyoruz ve boş bir çalışma alanı oluşturacağız. Tamam dedik ve boş bir çalışma alanı oluşturduk. Şimdi aşağıdaki kare olarak gördüğümüz zaman çizelgesine tıklıyoruz ve bunu sağ taraftaki ok butonuna basılı tutarak şöyle uzatıyoruz. Sağa doğru çekiyorum ve 10 saniye çektim. Şimdi outro'lar 5 saniye ile 20 saniye arasında değişebiliyor videonuzun uzunluğuna göre. 5 saniyeden 20 saniyeye kadar outro oluşturabiliyorsunuz. Ben 10 saniyelik bir outro yapacağım şu anda. Eğer siz 20 saniye yapmak isterseniz bunu arkadaşlar aşağıdaki zaman çizelgesindeki boş alanı tıklıyoruz ve tekrarlaya basıyoruz. Gördüğünüz gibi toplamda 20 saniyelik bir boş alan oluşturabiliyoruz. Dediğim gibi ben 10 saniye yapacağım. İkinciyi siliyorum. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi ilk yapacağımız şey bir arka plan seçmek. Arka plan oluşturmak. Bu arka planı GIF'den oluşturacağız. Giphy.com sitesinden InShot'ın aldığı GIF'lerden bir tanesiyle oluşturacağız. Bunun için yukarıdaki menüden etikete tıklıyoruz. Etiketin içerisinde GIF seçeneği var. GIF'lerde arkadaşlar Instagram Story'deki aynısı aslında. Giphy sitesinden alıyor bunları dediğim gibi. Burada bir GIF var, bir de çıkartma var. GIF'ler arka planı olan dolu görseller. Çıkartmalar ise PNG gibi görünen, yani arka plan transparan olan sticker'lar. Şimdi buradan GIF'i seçiyorum ve arama kısmına background yazıyorum. Yani arka plan, zemin. Buradan şimdi istediğiniz bir arka planı siz tamamen kendi tercihinize göre seçin arkadaşlar. Benimkinin aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece size gidiş yönünü anlatacağım. Gerisi tamamen sizin yaratıcılığınıza, sizin zevkinize kalıyor. Ben daha önce şu GIF'i seçmiştim. Yine aynısını seçeyim. GIF'i seçiyorum arkadaşlar ve şuradan aşağıya doğru çekiyorum bu ekranı ve kapatıyorum. Şimdi bunu parmağımla konumlandırıyorum. Üzerinde şöyle gezinerek arkadaşlar parmağınızla konumlandırabilirsiniz ve iki parmağınızla da büyütüp küçültebilirsiniz şu şekilde. Şimdi bunu ben büyütüyorum şöyle tam ekranı kaplayacak şekilde. Evet, şöyle bir arka plan oluşturdum. Şimdi bunun süresi 3 saniye gördüğünüz gibi, bunu da uzatmam gerekiyor. Şuradaki ok butonuna tıklıyorum ve bunu video sonu diyorum arkadaşlar. Video sonu dediğimde bunu da 10 saniyeye kadar çekiyor. Eğer siz 20 saniyelik bir arka plan oluşturduysanız 20'ye kadar çekecektir. Yani sonuna kadar gidecek. Şimdi play'e basalım. Evet, ilk aşamada outro'mun, bitiş ekranımın arka planını oluşturdum. Şimdi bunu çıktı alacağım telefonuma. Şuradan tamam diyorum ve yukarıda sağ üstten export diyorum arkadaşlar. Buradan çözünürlüğü, kare hızı ayarlayabilirsiniz. 1080 çıktı almak istiyorum ben. Kaydet diyorum ve bu arka planımızı telefonumuza kaydediyoruz ilk önce. Evet, şimdi arka planımızı telefonumuza çıktı aldık. InShot'ı tekrar açıyoruz ve videoya tekrar tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan yeniye tıklıyoruz ve az önce oluşturduğumuz arka planı seçiyoruz. Seçtikten sonra tamam diyorum ve gördüğünüz gibi çalışma alanımızı oluşturduk. Arka planı. Şimdi bunun üzerine eklemeler yapacağız. Fakat bunun üzerine yapacağımız eklemeler için oluşturacağımız frame'lerin, yani çerçevelerin ve yuvarlağın, abone ol butonu da çıkacak profil fotoğrafımızın boyutunu belirlemek lazım. Bunun için de sizlere bir template,
Yani bir şablon hazırladım. Bu şablonu aşağıdaki açıklama kısmından ücretsiz olarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu hazırladığım şablonu bu arka planın üstüne ekliyorum. Bunu nasıl yapacağım? Buradaki menüden PIP var. Yani Picture in Picture demek bu. Resim içinde resim demek. Buraya tıklıyorum arkadaşlar ve buradan fotoğrafa tıklıyorum. Benim oluşturduğum şablonu seçiyorum. Seçtim ve bunu şimdi tam ekranı kaplayacak şekilde büyütüyorum. Şu sağ taraftaki oka basılı tutarak ya da iki parmağımla şu şekilde büyütüyorum. Evet, tam olarak kapladı ekranımızı. Şimdi bunu da videonun sonuna kadar götürmeye gerek yok. Bu sadece bize bir kılavuz olacak. Bundan sonra sileceğiz arkadaşlar. Daha sonra tamam diyorum. Şimdi bunun üzerine frame ekleyeceğiz. Videoların sonunda çıkan, bildiğiniz gibi diğer videolarımızı gösteren çerçeveler. Bu çerçeveleri de yine GIF kullanarak oluşturacağız. Tekrar etikete tıklıyorum. Buradan yine GIF'i seçiyorum. Burada bu sefer GIF değil, çıkartma butonundan herhangi bir çıkartma seçeceğiz. Çünkü çıkartmalar dediğim gibi PNG formatında, yani etrafı boş olarak, transparan olarak görünüyorlar. Şimdi buradan arama kısmından frame yazıyorum. Çerçeve anlamına geliyor. Buradan 16'ya 9 boyutlarda bir çerçeve, yani göz kararı 16'ya 9 görünen bir çerçeve seçeceğiz. Mesela şu 16'ya 9, bu 16'ya 9, şu gördüğümüz renkli yanar dönerli 16'ya 9, hemen hemen 16'ya 9 bunlar. Buradan şimdi kafanıza göre istediğiniz bir frame'i seçin arkadaşlar. Ben daha önce seçtiğim frame'i seçeceğim yine. Şurada sık kullanılara giriyorum ve buradan şu frame'i seçiyorum. Evet, bunu seçtim ve ekrana tıkladım. Tekrar çalışma alanıma döndüm. Şimdi bunun konumunu ayarlayacağım. Bunun konumunu da arkadaşlar yine parmağımla şöyle sürükleyerek istediğim bir yere getireceğim. Parmağımla sürüklüyorum ve sağ alttaki çapraz ok butonundan boyutunu ayarlıyorum. Buradaki size yaptığım şablonun amacı bu. Frame'lerin, çerçevelerin boyutunu ayarlayabilmek. Şimdi şöyle bir boyuta getirdim. Evet, hemen hemen oldu. Şimdi sırada outro'muzda çıkacak abone ol profil fotoğrafına da bir çerçeve ayarlamak. O da yuvarlak bir çerçeve olacak. Bunu içinde tekrar etikete tıklıyorum. Tekrar GIF çıkartma ve buradan da daire yazıyorum. Yani İngilizcesi circle. Circle yazdıktan sonra buradan yine tamamen sizin tercihinize göre istediğiniz bir daire şeklindeki çıkartmayı seçebilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben mesela buradan şu sağ üstte gördüğünüz daireyi seçiyorum. Tıkladım. Tekrar çalışma alanıma tıkladım. Ve bunu da iki parmağımla boyutlandırıyorum. Ve tek parmağımla da konumlandırıyorum arkadaşlar. Şöyle dairenin etrafında dönecek şekilde konumlandırdım. Evet, şimdi bu oluşturduğum GIF'leri videonun sonuna kadar uzatacağım. Çünkü bunlar 3 saniye. 3 saniyeden sonra ortadan kayboluyorlar gördüğünüz gibi. O yüzden ilk oluşturduğum frame'in üzerine tıkladım. Sağdaki oka tıkladım ve video sonu dedim. Üsttekini de aynı şekilde üstüne tıkladım. Sağdaki oka tıkladım ve video sonu dedim. Şimdi bunlar videonun sonuna kadar gidecekler. Şimdi bitiş ekranında toplamda 4 tane öğe ekleyebiliyoruz. Bu da tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben şu anda bir tane dikdörtgen çerçeve, bir tane de yuvarlak çerçeve ekledim. Ben 2 tane dikdörtgen çerçeve ve bir tane de yuvarlak çerçeve eklemek istiyorum. Bunun için dikdörtgen çerçeveye tıklıyorum ve buna kopyala diyorum arkadaşlar. Bundan bir tane daha oluşturdum ve bunun konumunu şöyle ayarlıyorum. Şöyle sağa doğru çektim. Buradaki çerçevemi de sola doğru çektim. Ve yuvarlığa da şöyle ortaya bir yere getirdim. Tamam deyip çıkıyorum. PIP'ye, yani Picture in Picture'a tekrar giriyorum ve artık buradaki şablonla işim kalmadı. Bunun üzerine tıklıyorum arkadaşlar ve bunu siliyorum. Dediğim gibi şablonu sadece boyutlandırma konusunda kullandık. Gerisi bize yaramıyor. Tekrar tamam dedim. Şu anda arka planımız ve frame'lerimiz gördüğünüz gibi oluştu. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Fakat ben bunun üzerine yazıyla desteklemek istiyorum. Bunun için buradaki metin kısmına geliyorum ve buradan mesela izlediğiniz için teşekkürler yazıyorum. Buradan fontunuzu ayarlayabilirsiniz. Şöyle Blogger Sans kalsın bende. Buradan arkadaşlar yazının boyutunu ayarlıyoruz. Yazı arasındaki boşluğu ayarlıyoruz. Buradan da satır arasındaki boşluğu ayarlıyoruz. Dediğim gibi bunlar da tamamen sizin tercihinize kalmış. Yazıya şimdi bir giriş animasyonu vereceğim. Bu da mesela şöyle yukarıdan aşağıya doğru gelsin. Şu kısımdan da süresini ayarlıyorum. Bu animasyonun süresi olacak. Girişte bu animasyon olsun. Çıkışta da arkadaşlar yukarıya doğru kaysın. Evet, bu şekilde güzel görünüyor. Şimdi tamam dedim ve yazımı da konumlandırıyorum. Parmağımla sürükledim ve şuraya bir yere bıraktım. Ve bunun da süresini uzatacağım. Aynı şekilde sağdaki oka tıkladım
Video son dedim. Bu da 10 saniyeye uzadı şu anda. Aşağıya da abone ol yazısı yazmak istiyorum. Tekrar videonun başına geldim. Metine tıkladım arkadaşlar. Buradan büyük harflerle abone ol yazdım. Burada da yazımıza bir efekt verelim mesela. Buradaki rengarenk olan daire sembolüne tıkladım. Burada farklı farklı yazı animasyonu efektleri var. Bunlardan istediğiniz herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Buralardan rengi ayarlıyoruz. Buralardan da metin, kenar, gölge, etiket, opaklık gibi ayarlamalarımızı yapıyoruz. Şöyle kenarı kaldırdım. Etiketin rengini mesela kırmızı yapıp metinde beyaz yapalım. Evet, şöyle bir abone ol yazısı oluşturdum. Buna da şuradaki animasyon butonuna tıklayarak bir animasyon vereceğim arkadaşlar. Mesela bu da yanıp sönsün. Şu sağ alttaki döngünün içerisinde ampul seçeneğine tıkladım. Bu efektlerin bazıları ücretli olabilir bu arada. InShot'ı ben ücretli versiyonunu kullanıyorum. Eğer ücretliyse satın almanız gerekebilir ya da APK'sını indirebilirsiniz. Veya reklamları izleyerek de bazı efektleri açabiliyorsunuz InShot'ta. Şimdi tamam dedim ve bu abone ol yazısını da konumlandırıyorum. Şöyle ortalı bir şekilde bıraktım. Bunu da aynı şekilde videonun sonuna kadar uzattım. Şu abone olun üzerine de bir ok sembolü eklemek istiyorum. Yine etikete giriyorum. Tekrar GIF'e giriyorum. Buradaki çıkartma kısmında arama kısmına arrow yani ok yazıyorum İngilizcesine. Buradan da siz yine tercihinize göre istediğiniz bir ok GIF'ini seçebilirsiniz. Ben şunu seçeceğim mesela. Bunu seçtim arkadaşlar. Çalışma alanına geldim. Bunu ters çevirmek için şöyle sağ alttaki ok butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Ve şöyle parmağımla çeviriyorum. Evet, daha sonra bunu da şöyle bir yere yerleştireceğim. Şimdi konumlandırıyorum ve boyutlandırıyorum. Evet, böyle gayet güzel oldu. Bunu da videonun sonuna kadar uzatacağım. Video sonu dedim. Bu arada bu frame'lerin, GIF'lerin girişine çıkışına animasyon vermek isterseniz arkadaşlar, hangi GIF'e animasyon vermek istiyorsanız üzerine tıklıyorsunuz. Daha sonra düzenle diyorsunuz. Buradan animasyon kısmı açılıyor. Gördüğünüz gibi farklı farklı animasyonlar var. Mesela bu şöyle sağdan sola doğru gelsin. Şu aşağıdaki de tam tersi soldan sağa doğru gelsin. Şu yuvarlağa da farklı bir animasyon verelim. Yuvarlak da şöyle büyükten küçüğe doğru gelsin mesela. Şöyle bir bakalım. Aynı şekilde şuradaki ok gifine de bir animasyon vereceğim. Evet, şöyle bir play'e basıp bakalım şimdi. Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar. Bitiş ekranına eğer sosyal medya hesaplarınızı da eklemek isterseniz yine aynı şekilde GIF'i kullanarak etikete tıklıyoruz. Mesela buraya Instagram yazayım. Buradaki Instagram logolarından herhangi bir tanesini seçiyoruz. Onu da konumlandırıyoruz. GIF'in süresini ayarlıyorum ve yanına da sosyal medya hesabımı yazıyorum. Evet, bu şekilde sosyal medya hesaplarınızı da outro'nuza ekleyebilirsiniz. Ve farklı farklı animasyonlar verebilirsiniz. Ben sosyal medyamı buradan kaldıracağım. Biraz kalabalık yarattı gibi burada sanki. Evet, bitiş ekranımızı bu şekilde tamamladık. Eğer isterseniz bu bitiş ekranına bir de müzik ekleyebilirsiniz. Bunu da InShot'ın telifsiz müziklerinden bir tanesini kullanarak yapabilirsiniz. Buradaki menüden müziğe tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar parçaya tıklıyoruz. Eğer telefonunuzda kayıtlı parça varsa, Android kullanıyorsanız dosyalarınızı görerek oradan atabilirsiniz. iPhone'da ise iTunes'tan bir parçayı eklemeniz gerekiyor. Ya da indirdiğiniz herhangi bir MP3'ü İtal Müzik üzerinden atabilirsiniz. Şimdi buradan ben InShot'ın kendi müziklerinden bir tanesini seçeceğim. Evet, mesela şu Shave adlı müziği seçeyim. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra kullan diyoruz. Ve buradan ses dalgalarını görüyorsunuz. İstediğiniz bir yerden de parçayı başlatabilirsiniz. Müziğin herhangi bir kısmını kullanabilirsiniz. Ben olduğu gibi bırakayım şimdi. Şuradan tamam diyorum ve çıkıyorum. Şöyle tekrar başa alıp bir izleyelim. Evet, bu şekilde outro'muzu tamamladık. Daha sonra sağ üstteki kaydet kısmına tıklıyorum. Kaydet diyorum ve telefonumuzun galerisine kaydediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, InShot uygulamasındaki GIF'leri kullanarak oldukça kolay bir şekilde outro'muzu yani bitiş ekranımızı oluşturduk. Bitiş ekranlarınızı videolarınıza nerede ekleyeceğinizi ben tabii ki size söyleyemem. Siz hangi montaj programını kullanıyorsanız bu yaptığınız outro'yu videonuzun sonuna o montaj programında ekleyebilirsiniz. Movi, Premiere, InShot, CapCut, VN, artık neyde yapıyorsanız videolarınızın sonuna bu yaptığınızı ekleyeceksiniz ve daha sonra bu videolarınızı yüklediğinizde bilgisayarda YouTube stüdyonun üzerinden bitiş ekranınızı düzenleyebilirsiniz. Şimdi onu da hemen göstereceğim. Bu kısım maalesef mobilde henüz olmuyor arkadaşlar. Chrome'un mobil eklentisinde masaüstü versiyonuyla yapabiliyorsunuz fakat yerleştirmeyi çok iyi yapamıyorsunuz. Hala tam olarak çalışmıyor. O yüzden bilgisayardan yapmanız gerekiyor bu kısmı. Şimdi bilgisayardan outro'muzu bir düzenleyelim hep beraber. Burada arkadaşlar video öğelerinin içerisinde bitiş ekranı ekle var. Burada ekleye tıklıyorum ve burada artık istediğim bir öğeyi ekleyebiliyorum. Buradan mesela video seçelim ve
herhangi bir videoyu ekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi boyutlandırma da hemen hemen tam oldu diyebiliriz. Bir tanesini buraya koydum. İkinci bir öğe daha ekliyorum. Bunu da mesela oynatma listesi diyelim. YouTube eğitim diyelim. Onu da aldım. Şuraya sürükleyip bıraktım. Bu kısmı oluştururken siz az önce de bahsettiğim gibi 3 tane de ayrı ayrı öğe kısmı yapabilirsiniz. Ya da 4 tane tamamen video önerilerinden oluşan öğe de ekleyebilirsiniz. Ben 2 tane video öğesi, 1 tane de abone ol öğesi ekledim. Tekrar öğeye tıklıyorum ve buradan abone ol'a tıklıyorum. Buradan da arkadaşlar şu dairenin ortasına getirip bırakıyorum. Şuradaki kısımdan da bu öğelerimizin ne zaman başlayacağını seçebiliyorsunuz. Mesela bunlar şu anda videonun üzerinde başlamış. Bunları tekrar şuraya geldim ve animasyonlar tam oturduğunda başlamasını istiyorum. O yüzden şuraya şöyle çekiyorum. Bunları da aynı şekilde çektim. Evet, şöyle bir sürükleyip bırakalım. Evet, burası oldu gibi. Daha sonra kaydet diyorum arkadaşlar. Şimdi bir kontrol edelim. Göz atalım isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi tam olarak oturdu neredeyse arkadaşlar. Ufak tefek boşluklar var. Onlar da çok önemli değil ama. Evet, bu şekilde outro'larımızı kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Süresini ben 10 saniye yapmıştım fakat siz bunu 20 saniyeye de çekebilirsiniz dediğim gibi. Videonun uzunluğuna göre 5 ila 20 saniye arası bitiş ekranı eklemenize izin veriyor YouTube. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Cep telefonundan sizler için yeni yeni denemeler yapmaya devam ediyorum. Bu içeriklerin tamamı orijinaldir. Başka bir kanalda göremezsiniz. Ben yaptıktan sonra benim yaptığımı kopyalayan çok fazla video olduğunu görüyorum. Şimdi intro ile alakalı da çıkmış. Outro ile ilgili de gelecektir muhtemelen. Önemli değil. Taklitler aslını yaşatır diyelim. Bana destekleriniz için kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ayrıca yaptığınız outro'ları bitiş ekranlarında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımdaki diğer videolarda göz atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.